Efendim merhabalar, iyi günler. Lex yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bu seride her bölüm yeni bir kitap tanıtacağım. Bu seri esas itibariyle sizlerin arzusu talebi üzerine ortaya çıktı. Mailimizden lexhistoriae.gmail.com adresinden ayrıca da Twitter'da @mustafa_methi ve etlexhistoriae hesaplarımız üzerinden çok sayıda şu şekilde talep geliyordu bendenize. Abi ne okuyalım ne tavsiye edersin? Bazen kitap listeleri isteyenler oluyordu. Tabi listelere cevap verebilmek çok kolay değil takdir edersiniz ki yani üzerinde çalışmak lazım. Ve tabi bir kitap listesi istendiği zaman ne üzerine okumak istiyorsunuz? Veyahut ne yapmak ne öğrenmek istiyorsunuz? Bu da çok önemli yani bu bilgi çok önemlidir. Dolayısıyla yani kolay bir iş değildir kitap listesi yapmak. De şöyle bir fikir aklıma geldi. Sizlere her bölüm yeni bir kitap tanıtayım bu kitaplar üzerine konuşmuş olalım. Ayrıca ilginç konular, birbirinden ilginç konular. Bunlar üzerine de bir iki kelam etmiş olalım. Böyle bir kitaplı sohbet serisi de yapmış olalım istedim. Tabii ki başta tarih ağırlıklı olacak, kültür ağırlıklı olacak. Bunun haricinde belki kurgu eserler üzerine bile belki konuşabiliriz. Şimdi efendim bugün ilk kitabımızı tanıtıyoruz. Rüya Kılıç Hanımefendi'nin Erken Modern Osmanlı'da Deriler ve Delilik kitabı. Dumanı Üstünde bir kitap. 2023 yılında İstanbul'da iletişim yayınları tarafından basılmış bir kitabımız. Yani bir, bir buçuk günde okuyabileceğiniz bir kitap. 190 sayfa civarı öyle aklımda kalmış. Dolayısıyla yani çok rahatlıkla alıp böyle bir, bir buçuk günde keyifli okuyabileceğiniz bir kitap. Her ne kadar akademik bir mevzusu olsa da yani 15. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Osmanlı toplumunda deliliğin algılanış biçimlerini Ele alan kıymetli bir akademik çalışma olsa da e, üstü bakımından ve aslında kitabı çok renkli hale getiren anekdotlar bakımından yani böyle sıkıcı okurken de aman amma akademik detaya boğmuş diyeceğiniz bir kitap değil. Dolayısıyla popüler bir kitap olacağına hatta yani böyle pek çok kişinin bunun üzerine de içerik üreteceğine belki makaleler vesaireler benzer eserler yazacağına inandığım bir kitap. Dolayısıyla ben de keyifle okudum. deliler ve Derilik kitabını. Birkaç not aldım kitaba dair. Bunları sizlere arz etmeye çalışacağım. Birincisi Osmanlı'da akıl hastalığı, akıl sağlığına ilişkin malumatı çok güzel bir şekilde özetlemiş Rüya Hanım. Yani bir panorama sunuyor bize. Osmanlılar akıl hastalıkları hakkında ne biliyorlardı ve bu akıl hastalıklarını nasıl tedavi etmeye çalışıyorlardı sorusu üzerine bence güzel bir panorama var karşımızda. Orada da şunu görüyoruz. Neredeyse bugün Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayınladığı rehberler gibi bir hastalıklar listesi yapmış Osmanlılar. Yani Mali Hülya diyorlar, mani diyorlar. Mesela kuduzu bir akıl hastalığı olarak sayıyorlar ve Daül ülkel diyorlar. raşe dedikleri bir hastalık var, titreme. Sarra dedikleri bugün hala bizim saralı diye kullanıyoruz biliyorsunuz. Epilepsiye bir isim koymuşlar. Buna benzer pek çok hastalık için mesela çok yaygın günümüzde de maalesef bir rahatsızlık, obsesif kompulsif rahatsızlık için de vesvese tabirini kullanıyorlar ki bildiğimiz aslında biz de halen daha obsesif tabiri yeni yeni bizim dilimize girmeye başladı. Böyle bir şeyde çok vesveselenen adam olsa onu vesveseli olarak çağırırız değil mi? Dolayısıyla bu geleneksel literatürü çok güzel bir biçimde ortaya koyuyor. Tabi biliyorsunuz bizim Osmanlı tıbbı akıl hastalığı da bundan ayrı değil. Geleneksel Antik Yunan'dan beri tevarüs ettiğimiz ve İslam tıbbını belirleyen bir ekolün devamı. Bu ekolün de en önemli hususiyetine biliyorsunuz dört unsurdan oluştuğuna inanılıyor insan vücudunun. Tıpkı tabiat gibi. Kan, safra, balgam, sevda dediğimiz unsurlar var. Bu farklı isimlendirmeleri de var elbette bunların. Bunların artış ve çoğalışına göre hastalıklar ortaya çıkıyor veyahut ortadan kalkıyor diye bir inanış var. Dolayısıyla hacamat gibi, sülük gibi, işte kan aldırma gibi bazı uygulamaların tedavi metodu olarak uygulanmasında bunun etkisini çok açık bir biçimde görüyoruz. Fakat bunun tabi bir avantajı var aslında son derece de rasyonel bir tedavi metodu. Yani dünyadaki ölçülerle bu dünyada deneyip yanılabileceğimiz veyahut yanlışlayabileceğimiz metotlarla tedavi etmeye gayret ediyorlar. Bu çok kıymetli. Çünkü her ne kadar biraz hamasetle romantize edilse de Avrupa'da uzun yıllar orta çağ içerisinde bu antik Yunan geleneği terk edilmiştir ve akıl hastalığının insanların içine karanlık ruhların, şeytanların girmesinden kaynaklandığına inanılarak insanlar işkenceye tabi tutulmuşlardır. Ya bunun çok acı örnekleri var. Belki başlı başına bir akıl hastalığı bölümü, delilik bölümü yaparız. Orada bunları detaylı bir biçimde anlatırız diye ümit ediyorum. Ve burada ciddi işkenceler yaparak aslında o şeytanların, demonların vücudu terk etmesi ne çalışılır. Fakat Osmanlı tıbbında daha doğrusu İslam tıbbında böyle bir şey yok. i̇bn Sina el kanun fit tıbbda olması lazım. Şöyle bir bahis açılıyor akıl hastalığından. Bu cinlerle ilişkili mi de ne dersiniz falan gibi bir soruya şöyle cevap veriyor. Bu bizim meselemiz değildir. Biz buna bakmayız. Bu çok önemli bir yaklaşım. Evet böyle bir itikat var. Nitekim kitapta da görüyorsunuz. Yani belirli geleneksel ocaklara gidilmesi gibi bir adet var Osmanlı toplumunda. Mesela Karaca Ahmet Baba'ya bağlanan ocaklar mutlak surette bir şifa merkezi. Bizim Üsküdar'daki Karacaahmet gibi. Yani akıl hastaları mutlaka oraya gidiyorlar. Veyahut Erzurum, Erzurum'da, Ilıca'da, Erinkar'da bir ocak var. Ve insanlar buraya gidip akıl hastalıklarına tedavi arıyorlar. Bu doğru. Bununla birlikte bazen şeyhlerden yardım isteniyor ve şeyhlerin belirli dualar, muskalar vesaire hazırlaması gibi tatbikatlar var veya belirli tesbihatları insanlara çektirmeleri gibi tatbikatlar var. Bu da doğru. Aslında bunun biraz plasibo etkisi olarak da açıklayabilirsiniz. İnanmayan bir insansanız, inanan bir insansanız zaten izahı başka bir meseledir. Oraya girmeyelim. Belki ilerleyen dakikalarda birkaç şey söylerim ona ilişkin. Fakat bundan ziyade gıdalarla belirli yeme içme timlerinin değiştirilmesiyle yani diyetin değiştirilmesiyle müzikle güzel kokuyla güzel sesle tedaviye çalışılıyor. Yani aslında bir psikoterapi metoduyla birlikte psikiyatrik bir tarafı da var. Mesela Ömer Keşfi Efendi diye hatırımda kalmış. 17. yüzyılda yaşamış bir zat olması lazım. Bu zat Paracelsius'tan etkilenmiş ve belirli reçeteler yazmış. Yani şu hastalığa şu ilaç iyi gelir. Bakın şunları 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 kullanacaksınız. Tıpkı bizim bugün yaptığımız psikiyatrik metoda benzer bir usul söz konusu. Bunun gibi psikoterapi metodunun da olduğunu görüyoruz. Salih bin Nasrullah'tan bir alıntı yapmış burada Rüya Hanım. Çok keyifli bir alıntı açıkçası. Hatta kitabın dilini anlamanız adına da Birkaç satır okuyayım müsaadenizle. Bir başka örneği Salih bin Nasrullah'ta buluruz. Kendini sığır sanan bir kişi kasaplara gidip beni boğazlayın, etinden güzel yemek yapın, Müslümanlar faydalansın der. Onun insan olduğu şeklindeki açıklamaları ise metinde kullanılan ifadeyle Mecnun bir türlü kabul etmez. Ben kendimi bilmez miyim lakin sizin aklınız yoktur der. İsteği yerine getirilmediği için de üzülür. İlaç içmeyi kabul etmediğinden de bir türlü tedavi edilemez. Yakınları çaresiz kalırlar. Yine tedavide başarılı olan işinin ehli tabibin yöntemi oldukça basittir. Özetle bir kasap gibi peştemal giyip bıçak ve satırlarını hazırlayıp Mecnun'un evine gidip boğazlanacak bir sığır varmış getirin keseyin der. Mecnun bunu duyunca çok sevinir. Tabip adet üzere hastayı bağlar sonra karnını ve arkasını yoklayıp beni semiz sığır boğazlamak için mi çağırdınız? Ancak bu çok zayıf yiyecek et yok 4-5 gün besleyin ben bunu sonra keseyim der. Böylece yemeklerle hazırlanan ilaçlar verilir. Mecnun'un tedaviyle aklı başına gelip sağlığına kavuşur. Yani gördüğünüz üzere sade de bir üslup var kitapta. Yani sadece ilaç verme değil, hastayla konuşma, onu ikna etme, onu tedavinin bir parçası haline getirme gibi usuller de söz konusu. Ama kitabın tabii ki akademik ve rasyonel mahiyetinde vurgulamak lazım bu noktada. Yani bizim literatürümüz genelde akıl hastalıklarına ilişkin geçmişe dair bir şey yazacaklarsa iki konuya eğilirler. Bir işte İstanbul'un meşhur mevzupları. Biliyorsunuz bizim geleneğimizde meczuplar meczub-ı Rabbani olarak görülür. Yani Allah tarafından çekilmiş, Allah tarafından kendisine çekilmiş. Bu nedenle de akılları bu sırra erememiş ve aslında conta yakmış kişiler gibi görülür aslında. Bu bağlamda da bu kişilerden kerametlerin sadır olduğuna inanılır. Köpekçi Hasan Baba gibi zevat-ı kiram için bunlar söylenir. Bunlar meczub-ı Rabbani olarak görülür. Ve halk kültüründe çok önemlidir. Şehir kültüründe çok önemli isimlerdir. Bu bağlamda da bunların hatıraları veya işte bunlara ilişkin hikayeler anlatılır. Mesela ismini yanlış hatırlamıyorsam bir Salih Baba'dan bahsedilir. Fatih Camii'nin minaresini sürekli sularmış ve böyle Arda bakar maşallah maşallah çok büyüdü diye sevinirmiş. Ya bunun gibi hikayeler aktarılır. Birinci literatürü önemli bir kısmını dolduran mesele budur. İkincisi de bu Avrupa ile Osmanlı karşılaşması üzerinden karşılaştırması üzerinden aman biz çok iyi durumdayız. Bakın işte şanlı ecdadımız falan filan diye hamasi bir gidişat olur. Bu da aslında çok sağlıklı bir yol olduğuna ben inanmıyorum. Netice itibariyle Evliya Çelebi'nin de kaydettiği gibi Rüya Hanım'ın da kitabı fevkalade bir biçimde aldığı gibi şunu görüyoruz. Evet insanlara işte şerbetler içiliyordu, şu oluyordu, bu oluyordu ama zaman zaman kızılcık şerbeti haricinde bir de kızılcık sopası yedikleri de vakiydi. Dolayısıyla yani her zaman da o kadar mülayemetle yaklaşılmıyor. Yine musikiyle tedavi meselesinde bir tabuyu yıkıyor. Osmanlı'nın başından sonuna kadar musik ile tedavi edilmediğini anlıyoruz. Çünkü 18. yüzyıldan bir alıntı yapıyor Rüya Ve orada yazar şunu söylüyor. Bir zamanlar böyle bir tedavi metodu uygulanıyormuş. Ancak ehli heva yani böyle eğlence severler tımarhaneler etrafında toplanmaya başlayınca bu usulde kaldırıldı diyor mesela. Yani bu konudaki literatüre daha serin kanlı ve daha bilimsel bir yaklaşım kattığı için de kitap bence çok kıymetli bir kitap. Bunun gibi yani hoş anekdotlar içerisinde var. Birkaç tanesini size aktarayım. Yine mesela Evliya Çelebi'den bir alıntı var. Benim çok hoşuma giden. Evliya Çelebi'nin hakkında daha detaylı bilgi verdiklerinden bir tanesi ise Kasımpaşa'daki boynuzlu divane Ahmet dededir. Oturduğu yerden gelip geçene şarla Kabe'ye gidesin Ahmet Çabuğu. Şalle Kabe'ye gidesin Mehmetçe bu diye söz atan Divane Ahmet Dede'nin garip hallerinden biri de Ahmet Dede sana bir boynuz vereyim bana bir dandine ile dendiğinde hemen ayağa kalkıp oynamasıdır. Çok enteresan herkesin arkasından Şarla Kabe'ye gidersin yani inşallah Kabe'ye gidersin. Ahmet Çebu, Ahmet Çelebi diyor. Ama işte o akıl hastalığında verdiği bir şeyle biraz dili dolandığı için de böyle söylüyormuş. Bir boynuz verdiğiniz takdirde kalkıp oynuyor, çok seviniyor ve bu boynuzları saklıyormuş. Aylar sonra gidip sorduğunuzda sizin verdiğiniz boynuzu çıkartıp gösteriyormuş. Ve enteresandır. Birine üç kere arka arkaya Şarla Kabe'ye gidesin derse o kişi Mekke'ye gidermiş. Yine mesela Evliya Çelebi anlatımlarından derlenen bir İnsanlara af buyurun böyle sümük balgam atan bir sabah sabah delisi ya da divane burnaz Mehmet Çelebi varmış. O da bir gün babasına çok sinirlenmiş ve evlerden ırak inşallah bu sabah ölürsün demiş. Hakikaten de babası o günün sabahında vefat etmiş. Bunun üzerine vicdan azabı çekmekten nihayet akli melekelerini yitirmiş, akli dengesini yitirmiş ve mevzu haline gelmiş... Bu hastaya ne zaman sabah sabah deseniz gidip başını taşlara vurup kriz geçiriyormuş. Çok enteresan bir kayıt yine Evliya Çelebi'den. Bir de obsesif kompulsif hastalıklara dair bazı hikayeler var. Bunlar da çok renkli ve e, önemli. Ben şeye çok güldüm açıkçası. 16. yüzyıl meşayihinden Şeyh Ebu Said Efendi'nin hikayesine Peçevi İbrahim bu zat hakkında şey diyor begayet vesveseye müptela olarak tanımlıyor bu zatı. Fakat bu vesvesesine rağmen muteber bir zat olacak ki Vezir-i Azam Ali Paşa gidip kendisine biat etmiş. Ve bu biatının da belki bir hediyesi olarak bir samur kürk göndermiş şeyhe. Şeyh hediyeyi kabulden kaçınsa da sonunda alması sağlanır. Tabi vesvese dolu yani bir titizlik takıntısı var. Ve kürkü birkaç defa sabunla yıkatır ve astırır. 3 ay kadar kimi zaman güneş kimi zaman yağmurda asılı kalır, ıslanır ve kurur. Bir de o kürkün geldiği hali düşünün. O kıymetli samur kürkün yağmurda geldiği hali düşünün. Yani okudukça hem için parçalandı hem güldüm buna. Sonra itikadınca temizlenmiştir diye bir kişiye birkaç defa ellerini yıkatıp kullanılmamış bir beze sildirdikten sonra kürkü silktirir. Ancak kürkün üzerinde kıl kalmaz. Ya yani bu kadar muameleden sonra kürkün üzerinde silkince bütün kıllar yere dökülmüş. Bu sefer de kürkün onca kılının evin dört bir yanına dağılmasıyla bir Ali Paşa'ya bir kendine sövüp sayar. Ulan senin vereceğin samuru da benim bu vesvese bile bilmem ne diye başlamış şey efendi. Bu üzüntüyle akşama kadar ağlar. Ertesi gün bir iki adamını ırgat pazarına gönderip gözleri sağlam 50 kişi getirtip 3 gün evin her yerini sildirip kılları arattırdıktan sonra temizlendiği kanaatine varır. Ali Paşa şeyhin kerametleri yanında vesvesesini de padişaha anlattığında Padişah kendisiyle görüşmek üzere saraya davet eder. Şeyh yakınlık ve temastan sakınarak uzaktan padişahla selamlaşır. İnsanların temasından hoşlanmayan şeyhe elete köpülmesi için yaklaşılmaması konusunda çevresindekiler de uyarılır demiş Rüya Kılıç Hanımefendi. Bu da çok hoş. Yine son olarak şey örneğini de vereyim. Eftalzade Musa Çelebi. Bu adamcağızda bir obsesif ve temizlik takıntısı var. Yani çok ciddi anlamda 20 kova su kullanıyormuş bir abdestte. Tabi o devrin şartı klima yok kalorifer yok yani derhal ısınacağınız bir şey yok. Adamcağız da tir tir titreyerek ateşin başına koşuyormuş o 20 kova suyu kullandıktan sonra. Yine bir gün ateşin başındayken fark etmemiş etekleri tutuşmuş kendisi ve hizmetçisi bu hastalık sebebiyle yanarak vefat etmiş. Çok enteresan numunelerden bir tanesi de bu. Gördüğünüz üzere çok renkli bir spektrumda farklı psikozların, farklı akıl hastalıklarının örneklerini kitapta bulabiliyorsunuz. Akıl hastalığının bazen de siyasi ve politik bir suçlama veyahut siyasi politik rakiplerden kurtulmak adına kullanıldığını da kitapta çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Mesela Şeyh Mahmud adında biri işte işte kadınlar bu işin içine çok karıştı. Saltanata çok karıştı. Bunların ortadan kaldırılması lazım. Dolayısıyla dul kalan valide sultanı evlendirin diye İstanbul'a geliyor. Bu kişinin akıl hastası olduğuna hükmediyorlar ve hapse kapatıyorlar. Fakat halk diyor ki İstanbul'a bir şeyh gelmiş. insanları da hakka davet etmiş. Hak tarafından memurum diyor çünkü ben bunu söylemeye. Valideyi evlendirin, valideyi evlendirin. Belki de kendisi evlenmeyi düşünüyordu. Onu tam olarak bilemiyorum. Valideyi evlendirin diyen bu şeyhe veyahut meczuba halk büyük teveccüh göstermiş. Hapishanede ziyaretlere gidip vah vah işte doğruyu söyler misin? Hak söz söyler misin? Adamı böyle yaparlar işte bu devirde diye teveccüh göstermişler. Yani biraz siyasi suçlama, siyasi cezalandırma bağlamında da akıl hastalıklarının kullanıldığında yine bu kıymetli kitapta görüyoruz. Ben daha fazla detay verip sizin merakınızı azaltmayayım. Mutlaka bu kitabı temin edin, alın, okuyun. Rüya Kılıç Erken Dönem Modern Osmanlı'da Deliler ve Delilik kitabı. Tarihçi olmanıza gerek yok. Hangi meslekten olursanız olun okuyup keyif edebileceğiniz bir kitap diye düşünüyorum. Demiş olayım. Akıl sağlığınıza mukayet olmanız temennisiyle akıllı, sağlıklı, haklı, hukuklu bilgi dolu, kitap dolu günler temenni ederim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.